Yağmur Sitare, sana büyük bir müjdem var kızım. Genç muallime henüz mektepten dönmüştü. Kapının yanındaki küçük odada güzel ince sesiyle yavaş yavaş şarkı söylüyordu. Bu onun çok eski mini mini bir mektep talebesi olduğu günlerden kalma bir adetiydi. Akşamları evin kapısından girince çantasını top gibi havaya atıp tutar şarkıya başlardı. Aradan 15 seneye yakın zaman geçmişti. Sitare, büyük mektep talebesi, daha sonra ana mektebi muallimesi olmuştu. Her ev gibi onların evi de büyük muharebenin musibet ve matemlerinden hissesini almıştı. Meşhur dava vekili olan babası, harbin ilk senesinde ölmüş, iki sene sonra büyük kardeşi Kafkasya'da şehit düşmüştü memlekette iş bulamayan küçük kardeşi senelerden beri Mısır'daydı. Orada bir eski baba dostunun ticarethanesinde çalışıyordu. Bin naz içinde büyüyen şımarık nazlı sitare bugün ana mektebi muallimiydi. İhtiyar ve hastalıklı annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın mini mini yaramazın kahrını çekiyordu bu aile inkılapları elbet onun ruhunu da çok değiştirmişti. Fakat buna rağmen o eski neşesini ve çocukluğunu bırakmıyor, kapıdan girer girmez şarkısına başlıyordu. Meveddet Hanım kızının sesini çok sever, daima tatlı bir hüzünle dinlerdi. Çünkü bu ses onu birkaç dakika için eski güzel günlerine götürüp getirirdi. Merdiveni inip çıkmaktan güçlük çektiği için sitareyi daima yukarı kattaki odasında beklerdi. Fakat bu akşam ona verilecek mühim bir müjde vardı. Yavaş yavaş aşağı indi. Kızın mektep dönüşünde şarkı söyleyerek soyunduğu odanın kapısını açtı. ''Sitare sana büyük bir müjdem var kızım.'' İhtiyar kadın sözünü bitiremedi. Gördüğü şey karşısında dili tutuldu. Sitare denizden çıkmış gibi tepeden dırnağa kadar su içindeydi. Siyah saçları yüzüne, boynuna, ince elbiseler vücuduna yapışmıştı. Çoraplarından, iskarpinlerinin ucundan çamurlu sular sızıyordu. Fakat o gene neşesini bozmaya lüzum görmüyor, dolaptan çamaşır çıkarırken şarkı söylemeye devam ediyordu. Annesini görünce birdenbire sustu. Müjde mi? Ne müjdesi anne? Meveddet Hanım söyleyeceğini unutmuştu. Sitare ne oldun, bu ne hal diye telaşlanıyordu. O sabırsızlıkla, acele içinde, ehemmiyeti yok, yağmura tutuldum dedi. Söylesene anne, merak içinde bıraktın beni. İhtiyar kadın titrek elleriyle ona yardıma çalışıyor, çamaşırları karıştırıyordu. Çabuk, çabuk deli çocuk, hasta olacaksın. Sitare kahkahalarla gülmeye başladı. Telaş etme anne, farz et ki denize girdim, Çamaşırlarımı büsbütün alt üst ediyorsun. Şimdi müjdeyi söyle, yoksa vallahi giyinmem, böyle dururum. Omuzlarına, göğsüne yapışmış elbiseleriyle annesinin karşısında bir heykel pozu alıyor, beyaz dişlerini göstererek gülüyordu. Fakat onun fazla müteessir ve telaşlı olduğunu görünce birdenbire boynuna sarıldı, acele acele yanaklarından öptü. Peki anne, peki. Göreceksin bir dakikada tamamıyla kurunup giyineceğim. Fakat sen de bana müjdeyi söyle. Sitare çamaşır değiştirirken annesi anlatmaya başladı. Mısır'dan mektup geldi. Kardeşinin bir çocuğu dünyaya gelmiş. Göğsünü o hamam avlusuyla kurula, oğuştur Sitare. Anne devam etsene canım. Erkek mi kız mı? Kız. İsmini Leman koymuşlar. Nasıl oldu da bu kadar ıslandın? Anne Allah aşkına bırak beni mektuba anlat. Demek ben şimdi hala oldum. Ah ne güzel ne güzel. Yazık, göremeyeceğim ki. Anlatmak sırası nihayet sitareye geldi. Küçüklerimi gezmeye götürdüm anne. Hava öğleyin öyle güzel, öyle güzeldi ki. Müdürden izin istedim. Karşıki çayırda biraz dolaşır gelirsiniz dedi. Ortalık yeşillenmiş, çiğdemler açılmaya başlamış. Küçükler ne olur muallimanım daha gidelim diyorlardı. Zaten çayırın bir tarafına başıboş atlar salıvermişler, öbür tarafta sporcular top oynuyor, küçüklerimden birinin kazaya uğraması muhtemel. Hasılı çayırdan çıktık. Yol kenarında açılmış çiçekleri toplayarak ilerlemeye başladık. Farkında olmamışım anne, o kadar fazla yürümüşüz ki. Ah sitare, sen hiç akıllanmayacaksın. Halbuki sana kırk bu kadar çocuk teslim etmişler. Anneciğim, vallahi ben kendi kendime söyledim. Farkında olmadan bir hayli yol gitmişiz demek bir muallime için affedilir kabaat değil. Ama oldu işte. Ne yapmalı? Mamafi, benim daha büyük bir kabahatim var. Karşı tepelerden doğru yavaş yavaş üstümüze gelen kara bulutun farkında olmamışım. Birdenbire başımızdan aşağı bir şiddetli yağmur boşanmasın mı? Yavrucuklarım şaşırdılar, ağlaşıp bağırışmaya başladılar bereket versin bir iki dakika ilerimizde çatısı kalmış boş bir kır kahvesi vardı. Büyücekler oraya koştular. Pek mini minileri ikişer ikişer koltuklarımın altına sıkıştırarak koşa koşa çatının altına götürüyor sonra başkalarını almak için geri dönüyordum. Bu oyun küçüklerimi pek eğlendirmişti. Ben oradan oraya koşarken yaramazlar öyle bağırışıp gülüşüyorlardı ki. Nihayet hayli ıslanmış olarak kendimde çatırın altına girdim koşmaktan nefesim kesilmişti. Bu esnada küçüklerimden ikisinin eksik olduğunu fark etmeyeyim mi? Aklım başımdan gitti. Deli gibi fırladım. Cemil, Cemil diye haykırarak yağmurun altında dört dönüyordum. Bunlar beş yaşında iki ikiz kardeştir. Babaları yoktur, anneleri hastanededir. Teyzelerinin yanında otururlar. Fakat kadıncağız gündüz işe gittiği için onları mektebe bırakır. Cemille Cemile'yi kimsesiz oldukları için öteki çocuklardan fazla severim. Onlara muallime gibi değil, anne gibi, dadı gibi bakarım. Hatta müdür ve arkadaşlarım bana sen her şeyi ters yapıyorsun. Mahallemizdeki büyük zatların çocuklarını ihmal edip onlarla uğraşıyorsun. Bu adeta delilik diye darılırlar. Her neyse 3-5 dakika oraya buraya koştuktan sonra yetimlerimi buldum. Yol kenarında bir çukura girmişlerdi. Korkudan ağlamaya bile cesaret edemiyorlar, birbirlerine sımsıkı sarılarak titreşiyorlardı. Tavuk kapar gibi çocukları yakaladım, çatının altına getirdim. Sırılsıklam olmuşlardı. Mutlaka hastalanacaklar, belki de öleceklerdi. Onları bu halde bırakamazdım. Fakat Allah'ın kırında ne yaparsın? Hemen paltomu çıkardım, bir çekişte ortasından ikiye ayırdım. Bir parçasına Cemil'i, ötekine Cemile'yi sardım. Yağmur zaten hafiflemişti. Hemen yola düştük. Küçük kafile görülecek şeydi. Benim saçım başım açıktı. Hristiyan kızları gibi arkada talebenin arasında koşuyordum. Ağlayacak gibi bir haldeydim. Fakat ben kendimi bırakırsam küçüklerin haline olurdu. Onun için mütemadiyen gülüyordum. Hatta çocukları bir mektep şarkısı söylemeye teşvik ettim. Yolda bize tesadüf eden insanlar kahkahayla gülüyorlardı. Arabacı kılıklı bir genç alaya başladı. Oğlum bunlar bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz sayılır. Adam olsan böyle güleceğine yardım edersin dedim. Bu genç göründüğü kadar fena bir insan değilmiş. Yapılacak bir şey varsa söyle de yapalım hanım abla dedi. Ha şöyle yola gel. Hemen kucağımdaki çocuklardan birini onun kollarına tutuşturdum. Zaten mektebe beş dakikalık bir yol kalmıştı. Mefettet Hanım kızının hastalanmasından korkuyordu. Onu yarı zorla yatırdı, ayaklarını hardallı suya soktu, gene zorla ıhlamur içirdi. Sitare ertesi sabah hasta uyandı. Gözleri kırmızı, sesi kısıktı. Kesik kesik öksürüyordu. Akşama doğru ateş büsbütün arttı ve genç kız sayıklamaya başladı. Muallime şiddetli bir zatüreye geçirdi. Onu komşulardan bir mütekayit askeri doktor tedavi ediyordu. Fakülte muallimlerinden bir eski arkadaşını getirdi. Uzun bir muayeneden sonra meveddet hanıma biraz tereddütlü bir lisanla ''Şimdilik geçmiş olsun hanımefendi'' dediler. Fakat ciğerler biraz zayıf. Hastanın bir zaman istirahate hatta küçük bir hava tebdiline ihtiyacı var. Merak etmeyin pek ehemmiyetli bir şey değil herhalde bir zaman mektebe gitmemeli. Ertesi sabah gazetelerde şöyle bir havadis okundu. Nokta nokta mektebi ana sınıfı muallimlerinden Sitare Hanım'ın bir mektep gezisi esnasında örtünme kuralı gereğine muhalif olarak başını açtığı ve yalnız bununla da iktifa etmeyerek açık saçık bir halde dolaştığı, ayak takımı güruhundan bir kimseyi refakatine aldığı görülerek, marif nezareti celilesine ihbar edilmiş ve muallimlik vekar ve haysiyetiyle gayri kabili telif olan bu uygunsuz durum sebebiyle, Sitare Hanım'ın yüce eğitim mesleğiyle istihdam edilmemek üzere azil ve ihracı, Nezaret-i Celil eden marif müdüriyetine işaret edilmiştir. Reşat Nuri Güntekin